Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Samsung S6 Lite tablet kutu açılımı yapacağız. Baba, sence güzel bir video olur mu? Yani şimdi tablet bence olur çünkü faydalı olacaktır arkadaşlara. Almak isteyenler olursa veya tablet araştıranlar olursa bu video sayesinde özelliklerini görüp eğer kullanabileceklerine, kendi işlerini göreceğine kanaat getirirlerse alabilirler. Yalnız bu videomuzda biz şimdi genel kutu açılımı özelliklerinin bir kısmına bakacağız. Daha sonra detaylı olarak işte içindeki resim çizme programı, işte zoom kurulumu vesaire gibi özelliklerin olduğu videoyu daha sonra çekeceğiz. Bu kutu açılımı ve anlatım videosu olacak. Evet. Ne yapalım? Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. Evet, şimdi kutuyu açmaya başlayalım o zaman. Evet, şu kılıfımızı sonra açalım. Evet, ilk kenarda dursun. Görelim. Wow. Kutuyu da ver bana istersen. Tamam. Güzel mi olacak gibi gözüküyor? Vallahi senin istediğin renk pembeydi zaten. Şurada bak, kulakçığı var. Şu kulakçığından tutup alabilirsin. Fark etmedim. Açalım mı? Şimdi önce kutunun içinde neler varmış bir ona bakalım. Şimdi tabletimiz burada. Kutumuzun içinden neler çıkıyor? Bu ne baba? Bu bir iğne diyelim. Hafıza kartı taktığında onu çıkartıp takabilmek için bir iğne var. İnce bir iğnesi var. O haznesine bu iğne sayesinde rahatça çıkartıp takabiliyorsunuz. Bir adet iğnemiz var. Bunun içinde başka bir şey var mı bakalım? İğne var. Hayır, kitapçığı var. Cihaz minik, hızlı kullanım kılavuzu var gene her zamanki gibi, klasik. Arkadaşlar, dediğimiz gibi burada da tabletin çizim falan böyle kalemle oynatmamız için böyle gördüğünüz gibi pembe şirin bir kalem var. Bakalım hemen şöyle çıkartalım kalemini. Elif'a da heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım, hiç böyle beklemezdim bu tableti olacağını. Şimdi kalemi şöyle göstereyim. Kalem gördüğünüz gibi herhangi bir şarj veyahut da Bluetooth bağlantısı gerektirmiyor. Diğer kalemler gibi değil. Şöyle ucunu da göstereyim size. Şöyle güzel bir incecik bir ucu var. Şurada bir klikleme olabilir. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Burada bir tıklama düğme kısmı var. Belki de mouse gibi tıklamak için. Onu tam bilemiyorum. Onu deneyeceğiz ve bakacağız. Aynı renk. Tabletle aynı renk. Eğer bu tableti mavi alırsanız kalem mavi geliyor. Evet. Pembe alırsanız bu şekilde toz pembe olarak geliyor. Siyah alırsanız da siyah kalem geliyor. Yani tabletiniz hangi renkse o renk bir kalem geliyor. O zaman bir adet şarj cihazımız var. Ona da bir bakalım. Evet. Bu ne kadarlıkmış? Bu hızlı şarj değil zannediyorum ama bu tableti gözüm tam göremedi. Zannediyorum ki 2,5-3 saate kadar doldurur. Çünkü hızlı şarja benzemiyor ama bunu da deneyeceğiz tabii. Ben şimdi üstünü okuyamadım. Çok küçük yazdığı için. Kaç wattlık olduğuna bakacağım. Bir adet de USB kablosu var. Evet. Giriş kısmı, tablete giriş kısmı da USB-C girişi şeklinde. Şu şekilde kablosu. Şimdi asıl tabletimizi bir açalım bakalım. Tabletimiz çok nasılmış? Şu kutuyu da alıyorum kenara. Şöyle çek istersen. Tamam, arkadaşlar da görsün. Arkadaşlar, bu arada benim kanalıma da abone olmalısınız. Evet, bu arada Elif Ada'nın kanalına da abone olabilirsiniz. Aşağıya linkini koyacağız. Wow. Arkadaşlar, bu arada benim kanalımın ismi Lola'da. Evet. Evet, şimdi tabletimiz gördüğünüz gibi. Tabii bizim ışığımız biraz Selen'in odasında bugün çekim yapıyoruz. Hafif pembemsi bir ışık. Ama çok tatlı bir toz pembe rengi var. Evet, çok güzel. O zaman özelliklerini... Şurada bir etiket görüyorum Selen. Minik bir etiket vardı. Onu aldık. Ön burada da var etiket. Çıkart. Onu çıkartmışsın galiba. Evet. Evet, tabletimiz şu şekilde. Şimdi tableti şöyle çeviriyorum ve açıyoruz. Evet. Hazır mısınız çocuklar? Hazırız. Ha, bu arada bunda Samsung'un yeni markası olan AKG speaker'lar varmış. Yani bir burada alt tarafında, bir de tam tabletin üst tarafında, yani stereo speaker sistemi var. Üst tarafta gene bir kulaklık girişi var. Alt tarafta da USB-C olarak bir şarj girişi var.
Bunun yanlış hatırlamıyorsam şöyle kendime doğru tuttuğunda kalemi tutma özelliği, evet gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar, mıknatıslı olarak kalemim kayboldu vesaire diye düşünmenize gerek yok. Bakın koydum, tık, hemen çekti. Görüyor ben musunuz? Bu özelliği bilmiyordum. Evet, kalemi tutabiliyorsun ama bizim aldığımız kılıfta da zaten kalem koyma yeri var. Ama kalemin kaybolmaması için mıknatıslı olarak yan tarafa yapıştırabilirsin. Şimdi tableti ben açıyorum. Ay çok heyecanlıyım. Arkadaşlar bu arada benim tabletim de eskide ama yine de bozulmadı ama biz Selen'le Roblox'ta buluşuyoruz. Arkadaşlar onun da videosunu çekmemizi isterseniz buradan like atın. Evet. Evet, Roblox videosu çekebiliriz. Online olarak buluşabilirsiniz Roblox'ta. Evet, çok güzel ya. Arkadaşlar Samsung'du yani. Samsung'lar çok güzel. Yani özellikle de bu S6 geçen sene gelmiş Türkiye'ye. Evet, geçen sene Mayıs ayında çıkan bir tablet bu. Şuraya mı basacağız? Şimdi ben şöyle yardımcı olayım. Bir görelim önce. Yani kalemle de kullanabilirsin, kalemsiz de kullanabilirsin. Şimdi tabletimizin hangi dilde olacağını soruyor. Türkçe yazıyor. Burada uygulamaları baba oku. Şimdi başlatmadan önce bazı bilgilere göz atalım diyor. Ben şöyle kalkayım aslında. Şöyle yan taraftan göreyim. Evet. Şimdi son kullanıcı lisansını işaretle. Gizlilik ilkesini işaretle. Tanımlama verisi gönderisi isteğe bağlı. Bunu işaretlemene gerek yok. Bunu kaldır işaretini. Şunu. Bunu mu? Evet, kaldır. Bilgiler bağlantısı isteğe bağlı. Ona da gerek yok. Ay, gerek. Kaldır. Tamam. Pazarlama bilgileri, bu da isteğe bağlı. Ona da gerek yok. Sonraki diyelim. Arkadaşlar bu arada benim kanalıma da video çekmemizi isterseniz ona da like atın. Şimdi bizim modemimize bağlan. Neresi? En üstteki. Bağlandım. Tamam, ben şimdi şifreyi şöyle alayım, gireyim hemen. Evet, tabletimiz şu an bağlandı. Tekrar ileri diyelim. Tekrar ileriye bak. Şimdi güncellemeler denetleniyor dedi. Arkadaşlar şimdi internete bağlandı. Evet, internete bağlandı. Uygulamalar ve veriler kısmını diyor. Bunu kopyalamayı seç istersen. Şimdi çünkü herhangi bir cihazdan, evet, herhangi bir cihazdan bir şey kopyalamayacağız. Son ayarları yapıyor. Evet. Şimdi mesela bizim eski bir tabletimiz olsaydı, o tabletten bu tablete bilgi aktarmak isteseydik o özelliği kullanacaktık. Smart Switch dediği, evet, bir özellik var. Arkadaşlar biz şifreyi mifreyi yaptık. Açıldı, artık internete bağlandı. Değil mi baba? Evet, şu an ayarlarını yaptık. Bazı ayarları yapmamız gerekiyordu. Onlar uzun sürdüğü için size göstermedik. Ne ayarları yaptık? Program ve oyunlarımızı kurabilmek için Google Play'e bir Gmail adresi tanımladık. Açılışının güvenli hale getirmek için bir pin numarası tanımladık. Bu cihazda parmak izi okuyucu yok ama yüz tanıma var. Selen'in, evet, yüzünü tanımladık. Şimdi biz diğer kurulumlarını yapacağız. Deneyeceğiz ve kullanım kısmı için ayrı bir video çekeceğiz. Evet. Tablet gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi evet. Bir de burada neyimiz var? Altta kaldı. Ay, tamam. Bir de kılıfımız var. Silikon bir kılıf bu. Evet. Tabletle aynı renkte, pembe, evet, renkte. Gördüğünüz gibi şöyle bir kılıf. Kızların en favori rengi. Evet. Şimdi tabletimizi de içine koyalım mı Selen? Evet, koyalım. Bir koyalım bakalım nasıl duruyormuş, görelim. Evet, çok heyecanlıyım. Alt tarafını önce şuraya geçiriyorum. Üst tarafını da buraya geçiriyorum. Şöyle kenarlardan geçirdim. Wow, buradan da geçirdim. Alttan geçirdim. Bunun şimdi etrafını tamamen kapattığı için kalemi mıknatıslı koyamayacaksın. Ama evet, ne yapabilirsin? Buraya koyabilirim. Şurada bir kalem haznesi var. Bu kalem haznesiyle bu şekilde, evet, kapatabilirsiniz.
Şimdi kılıfı mesela nasıl EBA'da ders göreceksin? Dik durması lazım. Bunu da arkadaşlar ben göstereyim. Bunu size doğru şöyle yapayım. Bunu böyle yapıp ister böyle üçgen böyle tabi böyle tutulabiliyor. Bakın gördüğünüz gibi durdu. İster de şöyle üçgen şeklinde yapabilirsiniz. Evet, siz hangi açıyla istiyorsanız ona göre açınızı daha dik veya daha yatık ayarlayıp istediğiniz şekilde tutabilirsiniz. Evet. Yani böyle. Arkadaşlar ben su içip geliyorum. Beni bekleyin. Evet arkadaşlar. Burada videomuzu bitiriyoruz. Evet. Daha sonra uygulamaları yükledikten sonra bir video daha çekeceğiz. Bir de unuttuğumuzu zannetmeyin, bizim neyimiz vardı? Wonder Dash robotumuzu programlama videomuz vardı. Onu da bu tablet üzerinden yapacağız. Evet. Videomuzu kapatabiliriz artık. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.